Yine aynı parçamız üzerinde pah tanıma özelliğine bakalım. Yine 2,5 eşleşme operasyonları içerisinde tanıma komutları arasında yer alıyor pah tanıma özelliğimiz. Normalde pah iç operasyonu için profil operasyonunu veya 3 eksendeki sınır işleme operasyonunu da kullanabiliyoruz veya farklı yöntemler de kullanma şansımız var. Ancak pah tanıma operasyonunun bize sunduğu bir takım avantajlar da olacak. Bize bir takım filtreleme seçenekleri sunacak ve farklı seviyelerdeki zincirleri otomatik olarak seçecek. Tipik bir 2,5 eksen menüsüne sahip zaten bu kısım. Geometri bölümünde zincir seçimini yaptığımız filtreleme seçenekleri yer alıyor. Burada bize öncelikle sunduğu bir çap filtresi. Dilerseniz belli bir çapın altında kalan kısımlara pah kırmasını istemeyebiliyorsunuz. Örneğin ben buradaki deliklere pah kırmasını istemiyorum. Dolayısıyla imlecimi getirdikten sonra deliğimin kenarına dokunmam yeterli olacak. Veya bu kısma işte 15 mm'nin altında kalan yerlere pah kırmanı istemiyorum deme şansımız var. Hemen alt tarafta eğer parçamız üzerinde varsa radyus kırılmış, radyus oluşturulmuş bölgeler yine bu kısımlarda yok say, onları da görme diyebiliyoruz. Diğer bir seçenek ise şurada olduğu gibi pah kırılmış bölgelerin zincirlerini bulmaması için kullanacağımız hemen şu kısımdaki yine belli bir açının altında kalan bölgeleri yok say seçeneği. Buradaki açımız 45 derece olduğu için bu açıyı 50 dereceye kadar girebiliriz. Problem olmayacaktır. 90 derecenin anlamı şu. Ben sadece 90 dereceye sahip, dik duvarlara sahip zincirleri seçmek istiyorum. Sonrasında ise gelip parçanız üzerinde herhangi bir yüzeye dokunabilirsiniz. Soldaki menüde seçim modunda katı model aktif olduğunda tüm katınıza ait yüzeyleri seçecektir. Yüz aktif olduğunda sadece sizin dokunduğunuz yüzeylere ait zincirleri oluşturacaktır. Tek tek bu şekilde seçerek de ilerleyebilirsiniz veya tüm parçaya pah kıracaksanız soldaki seçim modundan katı modülü seçerek ilerleyebilirsiniz. Ben bunların tamamını siliyorum. Yine parça üzerinde herhangi bir yüzeye dokunuyorum. Şu an delikler hariç ve gördüğünüz gibi açıdan dolayı girmiş olduğumuz açıdan dolayı pahlar hariç diğer bölgelerde bulunan tüm zincirleri otomatik olarak buldu. Sonrasında onay verip menümüze geri geleceğiz. Sonraki seçenek takım tanımlama seçeneği ama bunu yapmadan önce dilerseniz 3D model korumasını kullanabilirsiniz. 2,5 eksen bir operasyon da olsa takımınızın parçanıza çarpmaması için özellikle duvara yaklaşan kısımlarda sürtmemesi için 3D model korumasını aktif hale getirebilirsiniz. Hatta bunu yaparken dalma koruması offseti olarak da belli bir değer gelebilirsiniz. Yani benim takımım oradaki duvarlara 2 mm'den fazla yaklaşmasın deme şansımız var. Takımımızı belirleyelim. Burada hemen bir pah takımı seçelim kendimize. Çapımız 8 mm olsun. 90 derece uç açısına sahip bir pah takımı belirleyelim. Diğer bilgileri girmemize gerek yok şu an için. Seviyeler kısmında benden isteyeceği pah derinliği. Ben 0,5 mm'lik bir yarım mm'lik bir pah derinliği istiyorum. Burada dilerseniz minimum alt seviyede belirleyebiliyorsunuz. Girmiş olduğunuz değerin altına inmemesini sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla oradaki zincirleri seçmiş olsa dahi sizin burada sınırlamış olduğunuz değerin altına takımınız inmeyecektir. Teknoloji sayfasında pah parametreleri kısmında önemli bir opsiyon var. Burası kesme çapı kısmı. Yine menüye dokunduğunuzda sol taraftaki resim size ne olduğunu anlatacak. Takımımızın tam sivri uç kısmının kesmemesi için burada 1 mm gibi bir değer var. Yani biz çap kısmının parçaya, malzemeye değmesini istiyoruz. Bu nedenle buradaki değeri takım çapınıza göre artırabilirsiniz. Şu an 8 mm'lik bir takımda herhalde 2 mm'lik bir çap değeri veya daha fazla olabilir. Şimdi kontrol ederiz bunu. Bizim için yeterli olacaktır. İşlem yönü olarak zigzag tek yönlü kesim seçebiliriz. Eş yönlü kesim, ters yönlü kesim şeklinde seçenekleri kullanabiliriz. Yine parçamıza yaklaşma güvenlik offseti değerleri bunlar default olarak karşınıza çıkacak. Çok müdahale etmenize gerek yok. Burada ne yapabiliriz? Belki şunu yapabiliriz. Pah derinliğimiz 0,5 mm ama daha derin pahlarda belki belli bir paso ile aşağı adım vermek isteyebiliriz. İşte 1-1 kes, 0-5-0-5 kes şeklinde. Yalan olarak parçaya yaklaşmak isteyebiliriz. 2 defa da yaklaş, 3 defa da yaklaş şeklinde kesim yapmak isteyebiliriz. Ya da belli bir uzunluğun altında olan bölgelere pah kırmak istemeyebiliriz. Bu nedenle hemen alt tarafta
minimum kenar uzunluğu bölümünü kullanabiliyoruz. Bağlantılar kısmında ise parçaya giriş ve çıkışlarımız var. Diğer iki buçuk eksen menülerinde olduğu gibi. Benim tek beğenmediğim kısım, bakın burada merkez işaretli ise bu tabii size kalmış. Şu şekilde zincirlerin merkezinden girmesini değil de şöyle yaklaşmasını tercih ediyorum açıkçası. Burada olduğu gibi. Buradaki değerleri de değiştirebilirsiniz, müdahale edebilirsiniz. Takım yolumuzu bu şekilde otomatik olarak oluşturdu. Herhangi bir zincir seçimi yapmadık. Sadece filtreleme seçeneklerini kullanarak takımımızın belli yerlere girmesini önlemiş olduk. Bunun dışında dilerseniz iç köşelerdeki ilerlemeyi değiştir seçeneği ile bir önceki takım çapı buradaki radüsü ifade ediyor aslında. Şuradaki radüslere başladığı noktada ilerlemeyi 500 mm bölü dakikaya düşür demektir bu. Standart ilerlememizi bir kontrol edelim. Ne vermişiz? Standart ne çıkmış? X'ye ilerlememiz 1000 mm bölü dakika. Şunu kaldırıyorum finish ilerlememizi. Ya da biz finish seçmişsek. Evet, bu kısımda finish aktif olduğu için şunu kullanacak muhtemelen. Bunu da 800 yapıp farkı görelim. Dalma ilerlemesi olarak da 300 karşımıza çıkıyor. Teknoloji sayfasına tekrar dönersem köşedeki ilerleme değerlerimiz, yani radüslerdeki ilerleme değerimiz 500 olacak. Hemen hesaplayıp tekrar bakalım, kontrol edelim. Ve G kod alalım. G kodumuza bakacak olursak, bakın hemen şurada radüse başlamadan bir önceki bölümde şu kısımdaki radüsle parçaya yaklaştı. Sonrasında ise 500 ilerlemeye geçip daha sonra tekrar 800'de devam etti. Tabii bunu dilerseniz kullanabilirsiniz ya da kullanmadan normal ilerlemeyi de tercih edebilirsiniz. Takımımızın şu şekilde yaklaşmasına bir bakalım. Kaydedip hesaplayıp tekrar. Pardon, simülasyon diyeceğiz. Şöyle parçaya yaklaşalım ve takımı göster diyelim. Ve nasıl yaklaştığını, ne kadar bir çapla ilerlediğini görelim. Şu şekilde yaklaşalım bakın. İşte şurada girmiş olduğumuz 2 mm'lik çap değeri, yani parçaya temas edeceğimiz noktaya ait değer bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bu değeri düşürürsek takımın uç noktasına yaklaşacağı için çok sağlıklı bir kesim olmayabilir. Takımımız da burada önemli olacak. Şu şekilde. Dediğim gibi takım çapınıza göre buradaki değeri değiştirebilirsiniz.